Merhaba Natalia Hanım. Merhaba. İstersen sorularımıza geçelim. Tabii ki. Türkiye'de internet kullanıcısı yaklaşık 42 milyon, e-ticaret müşterisi ise yaklaşık 13 milyon. Daha gidecek çok mu yolumuz var? E-ticarette tabii ki gidecek çok yolumuz var. Zaten bununla ilgili olarak bizim çalıştığımız e-ticaret siteleri de her dakika birçok aksiyon alıyorlar. Gerek işte daha ürünleri daha net koyuyorlar, daha güzel fotoğraflarla koyuyorlar. Farklı ödeme sistemleri koyuyorlar. Hani müşteriyi memnun etmek için işte daha hızlı kargoya başladılar. Kargoyu alabilecekleri farklı yerler sunuyorlar. Bazılarında işte kendi dükkanlarından alabiliyorsunuz. Bazılarında yakında göreceğimiz özel oluşturulmuş yerlerden alabiliyorsunuz. Hani e-ticaret serinin bu özverili çalışmalarıyla zaten e-ticaret daima artmaya devam edecek. Anladım. Peki Türkiye'de e-ticaretin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Zaten dünyanın birçok ülkesinde e-ticaret yükseliyor. Türkiye'de de yükseliyor. Burada hem bir kere kullananın memnuniyetiyle beraber aslında onu kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda da işte yeni açılan e-ticaret siteleri pazarı büyütüyor ve mevcut e-ticaret siteleri de sunduğu yeniliklerle beraber e-ticaretin gelişmesine katkıda bulunuyor. Anladım. Peki şöyle bir sorum olacak. İnternette alışveriş yapmaktan önceden insanlar çekiniyordu ama şimdi bu durum tersine döndü. Peki bunun aşılmasına ne sebep olarak görüyorsunuz? Burada bir defa alışveriş yapan ve memnun kalan bir kesim var tabii ki. Aynı zamanda kapıda kredi kartında ödeyebiliyorsunuz. Kapıda ödeme seçenekleri var. Bunlar da olumlu. Ödeme sistemlerine olan güven arttı. Bunlar da çok güzel. Daha da önemlisi siz artık e-ticaret sitesine girdiğinizde çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde ürünleri seçebiliyorsunuz. Ve birçok markada siz zaten bedeniniz, numaralarınızı öğrendikten sonra hayatınız daha kolaylaşıyor. Sosyal medya e-ticareti nasıl etkiledi? Burada zaten hayatımız sosyal medyada ve sosyal medyada gördüğümüz birçok şeyi almak istiyoruz. Ve burada baktığımızda tüketiciler de, bizim kullanıcılarımız da işte sosyal medyada paylaştığımız bloglardan olsun, sosyal medyada diğer bütün kanallarda paylaştığımız içeriklerden olsun, orada ilgili mağazaya giderek alışveriş yapıyorlar. Ve en güzeli orada giyen kişi de gerçek ürünü görme şansımız da oluyor. Tabii ki bu anlamda olumlu etkiledi. Mobilite, e-ticareti nasıl etkiliyor peki? Her an yanımızda olan telefonlarla her şeyi bulabiliyoruz aslında. Şöyle düşünün, siz kendinize bir çanta almak istiyorsunuz. İşte bütün alışveriş merkezinde gezeceğinize cep telefonunuzdan kolay bir şekilde işte mesela vitringez.com'a girip çanta yazdığınızda cep telefonunuzdan bütün çantaları görebiliyorsunuz. Aslında her şeyde olduğu gibi burada da mobil hayatımızı kolaylaştırdı. Vitringez dediniz. Vitringez.com nedir? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Zevkle. Vitringez alışverişin ve modanın arama motoru. Burada bizim yaptığımız çok keyifli bir iş. Siz mesela kendinize işte ayakkabı arıyorsunuz, saat arıyorsunuz. İşte bize kadın, erkek, çocuk, bebek, ev, dekorasyon birçok farklı kategori var. Ne arıyorsanız bunu vitringez.com'un ister kutucuğuna yazabiliyorsunuz. İster mesela menüler yardımıyla kadın etek deyip bütün eteklere bakabiliyorsunuz. Burada fiyat aralığına göre, renge göre, markaya göre ayırabiliyorsunuz etekleri. Daha sonra ilgili e-ticaret sitesine giderek alışverişinizi tamamlıyorsunuz. Biz bunların hepsini size tek bir platformda sunuyoruz. Vitringez.com'un kullanıcılara yararı nedir? Hayatları kolaylaştırıyoruz. Burada baktığımızda siz kendinize aradığınız, zaten bir şey arıyorsunuz, ihtiyacınız var veya modaya bakmak istiyorsunuz. İşte şimdi babetlere bakmak istiyorsunuz. İşte alışveriş merkezine gidip tek tek babetlere bakacağınıza veya ilgili e-ticaretlerine girip tek tek babetlere bakacağınıza burada temiz bir dizaynla, tek bir platformla bütün babetleri size sunuyoruz. Burada bakıldığında hayatınızı kolaylaştırıyoruz ve bütçenize uygun seçenekleri sunuyoruz. İndirim alarm diye bir özelliğimiz var. Mesela bir markayı çok seviyorsunuz. Diyorsunuz ki bu markaların çantaları indirime girdiğinde bize haber ver. Bu bağlamda da kullanıcılarımız gayet seviyorlar bu özelliğimizi. Vitringez.com'un kurumlara yararı nedir? Biz vitringez.com olarak şu anda 140 e-ticaret sitesiyle çalışıyoruz. İçeride 4 milyondan fazla ürün var. Ve şu anda aylık sayfa ziyaretçimiz de hani 3.8 milyonu geçti.
Zaten bu güzel rakamlar kurumlara sağladığımız faydalar sayesinde oluşuyor. Düşünün ki mesela siz işte çanta satıyorsunuz, terlik satıyorsunuz. Hani ne satıyorsanız vitringez.com'da sizin ürününüzü arayan kişileri sizin sitenize yönlendiriyoruz. Yani bu anlamda tamamıyla sizin sitenize uygun, doğru trafiği, doğru kullanıcıları size yönlendirmiş oluyoruz. Ve sizin de sitenizin dizaynı uygun, fiyatlandırmanız doğruysa alışverişe dönüşüyor. Bu alanda da bizle çalışan kurumlar farklı kategorilerde her geçen gün artmakta ve gayet memnun bir şekilde ilerlemektedir. Peki Vitringez müşterisini bize tanımlayabilir misiniz? Vitringez.com'da cebinde kredi kartı olan, internette alışveriş yapmayı seven çok özel bir kitle var. Bu kitle aslında, ya şöyle düşünün, eğer Vitringez.com'a girdiyse zaten niyeti alışveriş yapmak. Ve zaten burada neler olduğuna bakıyor. Yani yeniliklere çok açık bir kitle. Yani biz hep bunu gördük aslında. Onlara yeni bir marka sunduğumuzda veya bir markanın yeni bir ürününü sunduğumuzda mutlaka ilgili siteye giderek bakmak istiyor. Ve çevresiyle çok güzel paylaşan bir kitle. Hani yeni bir şey gördü, hemen çevresiyle de paylaşıyor. Gelecek planlarınız neler? Son olarak bunu sormak istiyorum. Vitringez.com olarak ilk açıldığımız günden beri birinci hedefimiz tabii ki çalıştığımız kurumlara doğru hizmet verebilmek. Burada onların kategorisinde ne ihtiyaçları varsa bunları doğru sunmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde doğru sunarak devam edeceğiz tabii ki. Aynı şekilde bu kurum tarafıydı. Kişiler için de işte durmadan arayüzümüzü değiştiriyoruz, farklı özellikler çıkartıyoruz, işte mobilimize farklılıklar yatırıyoruz vesaire. Hani burada kullanıcıyı kısa bir şekilde, kolay bir şekilde ilgili aradığı ürünün sitesine ulaştırma hedefindeyiz. Burada şimdilik operasyonumuz Türkiye'de. Bütün altyapımız İngilizce. Bizim buradaki hedefimiz diğer ülkelere de e-ticaret yükseldiği diğer ülkelere de açılarak diğer ülkelerdeki online alışveriş yapanlara da bu hizmeti sunuyor olmayı hedefliyoruz. Sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz Natalia Hanım. Ben çok teşekkür ederim.